bilgilendirme toplantısı yapıldı. Orada projeyle ilgili bilgi verildi. Bunun karşısında konuşanlar, lehinde, aleyhinde konuşanlar konuşacaklarını konuştular. Oradaki bir komisyon bütün konuşmaları videoya aldı ve de not Not etti. etti. Şimdi bu böyle bir şey yok ki. Bu yalanı kim uyduruyor? Yok geçit vermedi, yok bitti. Daha durun bakalım. Bu yapılan toplantının yapılmış olması önemliydi. O da yapıldı. Gayet güzel bir şekilde sonuçlandırıldı. Toplantının giriş, gelişme ve sonuç bölümleri gerçekleştirildi. Bu bilgiler alındı. Şimdi biliyor musunuz? Bu toplanan bilgiler ve bölgede yapılan Çevre Bakanlığı'nın ekipleri tarafından yapılan Analizler. çalışmalar, analizler 11 bakanlığın uzman gruplarına gönderilecek. 11 bakanlık için her biri aynı klasör yapılıyor. Bu klasörler 11 bakanlığın uzmanları tarafından incelenecek. Tek tek de Tek tek ince, onaylanacak. onlar da Onaylanmayacak. görüşlerini vererek sonunda çevresel etki değerlendirme raporu hazırlanıp yatırımcıya verilecek. Yani bu Böyle süreçten orada sonra ancak biz bağırdıkları, onaylanmalı bağırarak, mıyız? çağırarak, hakaretler ederek, olur olmaz dersler vererek, bu işi engellediklerini filan düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Böyle bir şey yok. Bu işe karar verecek olan merci devlettir. Ben o gün konuşmalarıma başlarken de aynı bunu söyledim. Arkadaşlar, bağıra çağıra feryatlar ederek bunları dile getirmenize gerek yok. Sakin sakin anlatıyorsunuz. Bunlar daha buna karar verecek ÇED raporuna karar verecek devlettir. Onun da baş temsilcisi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Bakanlığıdır. temsilcisi Muğla Çevre İl Müdürü Bekir Bey'dir diye gösterip öyle başladım konuşmalarıma. Onun için böyle olur olmaz yalan yanlış haberlerle kamuoyunu yanıltmanın da kesinlikle anlamı yok. Bu daha 2-3 ay sürecek bir süreçtir. Bu çevresel etki değerlendirme raporunun oluşması belki şimdi biraz daha bu tür elektronik imzalar falan çıktı. Bu süreç biraz daha Hızlanabilir belki. düzelmiştir. Mesela ben bizim otelimiz yapılırken 8 ayda çevre ÇED raporunu aldık. Biz de aynı amaçla Süreçten gittik oraya. geçtiniz. Bizim oradaki otelimiz 486 odadır. Ama bakın belgelerde 501 odayız. Özellikle 501 oda gösterdik ki biz de ÇED raporu ÇED raporunu alabilelim diye. alabilelim diye ve hakikaten çok faydalı bir rapor verildi bizim önümüze. Biz de onlara şey yaparak, sadık kalarak orada yapılaşmayı gerçekleştirdik. Binlerce ağaç diktik, binlerce. On binlerce çiçek diktik. Şimdi yeşillerin içinde orada binalarımız gözükmüyor bizim. Fena mı yaptık? 600-650 tane çocuk çalışıyor. Bütün oradaki bölge kalkındı. Gelsin baksınlar o tür yapılan Sadece çalışanlar değil, verdiğimiz eğitimlerle tabii de o tür istihdam yapılan sağlıyorsunuz. yapıların sadece ben orası için söylemiyorum. O tür yapılan her türlü yatırımın çevresini ne kadar geliştirdiğini, ne kadar refah düzeyini arttırdığını gidip oralarda bir baksınlar. Mesela şimdi benim için çok önemli, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Şeyde mesela Kisebükü'nde kazı başkanlığı yapıldı. Kazı başkanlığı orada kazıyor. Orası ören yeri oluyor. Ne kadar önemli. Ören yeri oluyor Kisebükü. Bodrum'da ören yeri yok. Yok. Yani bir Efes, bir Didim, bir Milet, bir Priene çıkabilecek bir bir arkeolojik tarih kültür bekliyoruz oradan biz. Orası ören yeri oluyor. Şimdi siz oraya ören yeri yapacaksınız, etrafında yatak yok. Gelen nerede kalacak? Gelen nerede kalacak? Fena mı olur? Oraya gelecek o insanlar da bizim tarihimizi, kültürümüzü öğrensinler. Tabii sizin televizyonunuz her kesime açık. Bizim bu televizyonumuzu, bizim bu programımızı izleyen insanlar sizden bunun
karşı duruşunu görmek için gelebilirler, buyursunlar, gelsinler. Benim bu söylediğim argümanları çürütebilecek hiçbir şey görmüyorum ben. Zaten durumda merak eden her vatandaş anladığım kadarıyla bölgenin, sadece o bölgenin değil, işte birinci derece sitne, üçüncü derece sitne, bunları internetten ne olduğunu öğrenip neye ne kadar izin verildiğini, artık bilgiye çok açık bir noktadayız. Bu yasal izinler var mıdır, ne zaman tahsis edilmiştir, bunlar internetten ulaşabilecek bilgiler. Ama bunun dışında insanların gerçekten biz şu sebeple karşıyız, siz de bunu konuşmadınız dediğiniz bir nokta varsa bizim programımız herkese açık. Ben bu programı yapmadan önce hani çok kısa her iki tarafa da baktım ama siz burada elinizdeki sağlam donelerle buyurun oturun istedim. Karşı tarafta neden karşı çıktığını burada gelip bize sağlam dolarlarla, verilerle anlatmak isterse biz seve seve onları da ağırlarız. Ama benim anladığım kadarıyla yasal mevzuatta şu anda bir problem yok. Turizm alanı çok önceden 2000 yılında zaten tahsis edilmiş. Arazi çok daha önceden alınmış. Üstelik hani ÇED raporuna ihtiyaç olmamasına rağmen Sayın Bakanımız ÇED raporu da olsun, insanların içine sinsin demiş. Ama buna rağmen eğer hala insanlar bir yerde bir şey var diyorlarsa buyurur gelir konuşur anlatırlar, onları da misafir ederiz. İstediklerini anlatsınlar, sorun yok. Mesela o gün bilgilendirme toplantısı yapılırken bilgilendirmeyi yapan arkadaş şeyle ilgili, tesisle ilgili bilgiler verirken burada 400-500 kişi çalışacak dedi. Mesela buna karşı bir argüman ürettiler. Yani işte orada 400-500 kişi çalışacakmış, hiç önemli değilmiş. Bodrum'daki yat turizminde 25 bin kişi çalışıyormuş filan gibi bir, yani ben dilimi yutuyordum. Bodrum'da toplam çalışan turizm çalışanı, o da oteller değil bakın, şeyler dahil, restoranlar, barlar dahil, oradaki emekçilerimize dahil 25 bin kişi. Hangi şeyle, kaç yatak var? 7 bin şey yatağı var. Tekne yatağımız var. Bakın bunları söylerken tekne turizmine, yani deniz turizmine karşı olduğumu katiyen söylemiyorum. Turizmin iki ana ayağıdır. Evet. Deniz turizmi ve kara turizmi. Bir bütüncül aslında hepsi. Tabii. Ama şimdi burayı savunanlar o günkü konuşmalarda, benden önce 15 kişi konuştu. Ben 15 kişiyi dinledim. 15 kişi kara turizmini tamamen yok ettiler. Zaten ilk çıkan bağrışmalar da benim böyle bir konuyu dile getirmemin üzerine oldu. Ben dedim ki evet, Mavi Yolculuk bir dünya markasıdır ama Mavi Yolculuk Bodrum marka özelliğini de sadece Mavi Yolculuk'tan almamıştır deyince, hatta bir tanesi de kalktı, ne alakaysa Halikarnas balıkçısı mezarında ters döndü falan gibi böyle abuk şeylere girdi. Bu tür kültürel şeylere girmeye gerek yok. Bir arkadaşımız çıktı, orada pansiyon turizmciliğiyle turizm dersi vermeye falan kalkıştı bize. Tabii ben de gerekli cevapları verdim. Siz kara turizmi olmazsa eğer, karada yataklarınız ve turizm olmazsa denizde turizm yapamazsınız. Bunu bilin. Bunu herkes bilsin. Tabii ki. Peki, gene her zaman olduğu gibi programımızın yayın süresini biraz aştık ve sona doğru yaklaşıyoruz. Son olarak ben aslında konumuz bu turizmde ama biraz Adalı Yalı hakkında fazlaca konuştuk. Sohbeti açtı. Programımızın son dakikalarında neler söylemek istersiniz, ne diyerek kapatalım? Pamuk ipliğine bağlı ve dünyada turizm yapılabilirlik açısından birinci sırada olan, bunu her programda tekrarlıyorum. Tekrarlamaktan da hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan değerlere sahip bir ülkenin insanlarıyız. Anadolu'muzun her karış toprağında tarih ve kültür fışkırıyor. Bir Göbekli Tepe'yi söylemeden geçemiyorsunuz. Dünya tarihine 12 bin yıl geriye almış. Dünyadaki bütün tarih kitaplarını değiştiren bir olguyla karşı karşıyayız. Onun dışında binlerce arkeoloji. Hep şöyle anlatıyorum. Türkiye'de
Yunanistan'dan fazla Roma var, İtalya'dan fazla Roma var, Yunanistan'dan fazla Yunan kalıntılarımız, arkeolojik değerlerimiz var. Bütün dinlerin doğup yeşerdiği topraklara sahibiz. Yani Tanrı'nın bahşettiği, alın turizm yapın. Ne yapacaksınız? Doğalgazı, siyah petrolü, ben size tertemiz bir turizm veriyorum dediği bu topraklarda layık olduğumuz noktaya erişebilmek için hep savunduğumuz nokta şuydu. Türkiye'de turizmi bir devlet politikası haline getirmek, bugüne kadar el yordamıyla gelişmiş olan turizmimizi gereken teknik yapıya, altyapıya kavuşturmak isteğimizi vurguluyorduk. Böyle bir imkan doğdu elimize. Bırakalım Ankara ve bu işin başındaki insanlar çalışsınlar ve ülkemizde refah düzeyi artsın. Böyle onun bunun baskısıyla dolarlarımız yükselmesin. Biz dolarlara, eurolara hükmedecek noktaya gelelim. Ah, turizmle, turizmden buna gelebileceğimize inanıyorum. Bu genel perspektif oluştuğu zaman Bodrum'da bundan payını alacaktır. Kuşadası da alacaktır, Güney Ege'de alacaktır, Antalya'da alacaktır ve Anadolu'muzun diğer toprakları da alacaktır mutlaka. Peki. Çok teşekkür ediyorum Serdar Bey. Hem bu değerli açıklamalar için, hem böyle beni kırmadınız, geldiniz, programımıza katıldınız. Sizin gibi bir değer bu konuyla ilgili, özellikle turizm konusuyla ilgili vereceğiniz hem tavsiyeler hem bilgiler bizim için çok kıymetli. İyi ki sektörünüzde varsınız. Ama bu en başında işte komisyon içinde söylediğim gibi işin başına işi bilen insanların getirilmesi, o sektördeki hem problemlerin ortaya ne olduğunun bilinmesi ve çözüm önerisini de biliyor olmanın yarattığı hız her zaman bu ülkenin en ufak noktasından en büyük noktasına kadar avantajdır. Bunun dediğiniz gibi kıymetini bilelim. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bütün bizi dinleyen seyircilerimize, Bodrumlulara, Bodrumlu turizmcilere çok güzel bir 2019 diliyorum. Umarım. İnşallah bu dileğimiz yerine İnşallah gelmiş olur. İnşallah hep beraber ülke olarak güzel bir 2019 geçiririz. Kent TV'ye, size, çok teşekkürler. Mutfağın gerisinde olan reji yönetimdeki ekibimize, arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok itinayla çalışıyorlar. Bütün umudumuz ve ümidimiz Bodrum'un ilk ve tek televizyon kanalı olan Kent TV'nin gerekli destekleri görerek uyduya çıkmasıdır. Ah, ne güzel söylediniz onu. Evet. Serdar Bey. Biz Kent TV'yi Dijitürk'te ve D-Smart'ta mutlaka görmek istiyoruz. Ama onun bu kısıtlı imkanlarıyla başarabileceğini de zannetmiyoruz. Biraz desteğe ihtiyacımız var. Bunun için bir çağrım var. Müsaade ederseniz tabii onu ki söyleyeyim. Tabii ki. Etmez miyiz? Şimdi bir ilçe futbol takımını, ki Bodrum sporumuzu desteklemek ve onun hep bir üst lige çıkması için çaba sarf etmek, belediyelerin, Bodrum Belediyesi'nin ne kadar görevi ve Bodrumluların ne kadar ihtiyacıysa, Bodrum'un yıllardan beri hizmet veren ve ne şartlarla verdiğini ben çok iyi biliyorum. Hizmet veren bu kanalını da uyduya çıkartmanın desteğinin de Bodrum'un belediyesi tarafından verileceğine inanıyorum ve verilmesi gerektiğine inanıyorum. Onun için buradan belediye başkanımıza da bir çağrı yapıyorum. Biz turizmciler olarak da bu konuda elimizi taşın altına koymak, sesimizin sadece Bodrum içinde değil, tüm Türkiye'de, hatta tüm dünyada izlenebilir hale gelmesi için bir tane canlı yayın
yapabilen bir tane televizyon kanalımız var. Ne yapıp edip bu dönemde Kent TV'nin uyduya çıkartılması için sevgili belediye başkanımız Ahmet Aras'ın bu konuda biraz çaba sarf etmesini rica ediyorum. Biz de üstümüze düşen görevi mutlaka yapacağız. Sağ olun, var olun. Umarım sevgili belediye başkanımız da sizin çağrınızı duyar ve bizi uyduya taşır. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz sayın izleyicilerimiz. Bugün de gene muhteşem bir program yaptık. Sektörünün lideri bir isimle beraber. Bugünlük iyi akşamlar diliyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi haftalar.